Herkese merhabalar. Melati Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Böyle değişik iki şekil verdim. Gerçekten çok lezzetli, çay saatlerinizde ikram edebileceğiniz bir tarif. Deneyen herkese kolay gelsin diyorum ve ben tarifimi yapmaya başlıyorum. Bir buçuk su bardağı şekeri tavanın içerisine boşalttım ve 4 tane yeşil Arjantin elmam var. Onları soymakla başlıyorum. Ben yeşil Arjantin elması tercih ettim. Siz istediğiniz elmayı tercih edebilirsiniz. Ben bu elmanın mayhoşluğu, lezzeti çok hoşuma gittiği için kurabiye çok yakıştığını düşünüyorum. Aşırı tatlı olmuyor. Elmalarımı rendeledim ve şekerimin üzerine ilave ediyorum. Ocağa koyup pişireceğim. Bir su bardağı cevizim var. Onları da ilave edeceğim. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde suyunu bıraktı, çektiler. Ve bir tatlı kaşığı tarçınım var. Onu ilave ettim. İri kıyılmış cevizleri de ilave ettim. Hepsini karıştırıyorum. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Hiç kararma şey olmadı. Altın sarısı. Tarçınla eklenince çok güzel bir renk aldı. Ve hamurumu yapmaya başlıyorum. Bir yumurtayı yoğurma kabının içerisine kırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir çay bardağı yoğurdum var. Onu da ilave ediyorum. Bir çay bardağı toz şeker, onu da ilave ediyorum. Ve oda sıcaklığında beklettiğim yumuşamış 125 gram margarinim var. Ekledim. Siz tereyağı da koyabilirsiniz. Bir çay bardağı nişastayı ilave ettim. Bir paket vanilya. Bir paket hamur kabartma tozu. Bütün bu malzemeyi iyice homojen bir kıvam elde edinceye kadar karıştırıyorum. Benim bu malzemem toplamda 5 su bardağı un aldı. Ben unumu eleyerek ilave ediyorum ama azar azar ekleyin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Fazla yoğurmayalım. Yoğurdukça un alacaktır içerisine. İçerdim, soğudu. Başka bir kasenin tabağın içerisine aldım. Tart kalıplarımı yağladım. Büyük mandalina boyutunda bir hamur parçası koparıp parmaklarınızla kalıba yerleştirin. Bu şekilde şekil verdikten sonra içerisini bol malzeme ile doldurun. Özellikle çocukların çok sevdiği bir kurabiye tarifi. Çok lezzetli, güzel oluyor. Bütün tart kalıplarıma önce hamuru bu şekilde yayıp içerisini malzemeyle doldurup üzerine şeritlerini hazırlayacağız. Hamurdan küçük fındık büyüklüğünden parçalar koparıp tezgahınızın üzerinde elle veya avucunuzun arasında yuvarlayarak küçük ince şeritler oluşturacağız.
Şeritleri tartımızın üstüne yerleştirelim. Bu şekilde 3 tane şerit yapacağız. Mini mini tartlarımız olacak. Bu biraz kalın oldu. Onu kaldırdım. Yerine başka bir tane yerleştirdim. Bu şekilde tekrar üzerine aynı şekilde 3 tane daha yerleştiriyorum uzun şeritlerimizden. Gördüğünüz gibi çok şirin minik tart kalıplarımız oldu, tartlarımız oldu. Fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bütün kalıplarımıza bu işlemi devam edelim. Evet, bir tane daha gösterdim sizlere. Hepsini bu şekilde hazırlayacağız. Tart kalıplarımı hazırladım bu şekilde. Bir de atom kurabiye şeklinde hazırlamak istiyorum. Onu da size göstereyim. Limon sıkacağımın üzerine bir buzdolabı poşeti koydum. Streç film de koyabilirsiniz. Yalnız bunun kullanması daha kolay, daha rahat olduğu için. İçerisine ceviz büyüklüğünde bir hamur parçası koyup parmağınızla içli köfte açar gibi hamurun her tarafına eşit şekilde yayılmasını sağlayalım. İçli köfte yaparken de bu aparatı kullanıp bu şekli verebilirsiniz. Hiç yapamayanlar, beceremeyenler için bir alternatif. Ve içerisine iç harcımızdan dolduralım. Küçük bir parça üzerine kapatıp kenarlarını kapatalım. Evet, açık yer kalmadıktan sonra bu kısmı alta gelecek zaten. Poşeti çekip çıkaralım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekil aldı. Diğer hamuru da bu şekilde hazırladım. Hepsini bitirdim. Gördüğünüz gibi bu kadar kurabiyemiz oldu. Bir yumurta sarısını çırpıyorum. Klasik bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Elmalı kurabiye ama bu şekilde daha güzel oldu. Üzerine yumurta sarısı da sürüyorum. Rengi daha kızarsın, daha güzel görünsün diye. Hafifçe, fazla incitmeden, şeklini bozmadan bütün hepsine yumurta sarılarımızı sürelim. Evet, her tarafına yumurta sarılarımı sürdüm. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kızardı, pişti, tartlarımız çıkardım. Üzerine pudra şekeri eledim. Çok güzel şekil aldılar. Lezzeti harika. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum.
Evet, içerisinden çıkarınca bakın kolayca hemen çıkıyor. Altına margarin sürdüğümüz için. Deneyen herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Gördüğünüz gibi keserken bile hemen dağılan kıyır kıyır yumuşacık poğaçalar. Pardon, kurabiyelerimiz oldu. Atom kurabiyemizden de bir tanesini kesiyorum, içini gösteriyorum. Mükemmel bir lezzet. Yeni tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.